Ne
Gönülleri aydınlatan, akıllara ahlak katan. Önemiyle ilgili konuşmalarını yapmak üzere. Kıymetli yönetim kurulları, değerli öğrenciler. Milli kültürümüzde tarihi öneme sahip olan ahilik, sanatın, ticaretin ve mesleğin güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimiz, yüzyıllar boyu toplumumuzun sosyal ve ekonomik omurgasını oluşturan bir örgütlenme şeklimiz ve toplumsal kimliğimiz açısından daima sahiplenmemiz gereken çok özel bir kültürümüzdür. Ahilik haftasını kutlamamızın sebebi aslında sadece geçmiş bir kültürü unutmamak için değildir. Bunu şu anki iş ve sosyal yaşamımıza uyarlayıp bu felsefeyi yaşatmamızın temel dayanak noktası haline getirmektir aslında. İnsanın bir bütün olarak ele alındığı ahi birliklerinde mükemmel insan
ve mükemmel toplum hedeflenmiştir. Bu nedenle ahilik kurumunda bireylere sadece mesleki bilgiler değil, aynı zamanda dini, ahlaki ve toplumsal bilgiler de verilmiştir. İş başında ve iş dışında teoriden çok yaşanarak verilen eğitimle ahiler toplumda çok önemli roller üstlenmişlerdir. Ahi birliklerinin geliştirilerek okul müfredatlarında yer alması kaliteli insan ve kaliteli toplum olma konusunda önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda usta çırak ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi sadece teorik bilgi değil, yaşayarak, uygulayarak ve yaparak örnek olunması iş hayatında olumlu yönden etki sağlayacaktır. Zira günümüzde ahiliğin esas almış olduğu bir anlayış olarak eline, diline, beline sahip insan mantığına her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Ahilik felsefesinin toplumsal sorunlarımıza ışık tutacağı yeni bulgular ve bilgileri toplumumuza aktarması dileklerimle haftaya katkıda bulunan tüm kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyor. Bu itibarla 9.sunu kutladığımız Ahilik Haftamızın ülkemiz için çalışan, üreten, katkı sağlayan esnaf ve sanatkarlarımıza, gençlerimize ve gelecek nesillerimize hayırlı olmasını diliyor. Temsil etmekten onur duyduğum esnaf ve sanatkarlarım adına hepinize en içten, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.